Kapıyı bir açtım. Biz hep çok gülüyorduk sete. Ne çektim? Çiğniyorum böyle, farklı bir tat. Merhaba, ben Jessica May. ATV YouTube kanalının sorunlarını cevaplamak için buradayım. Çok anı var ama bir tanesi işte çok aklımda kaldı. Doğum günü geldi ve restoran sahneleri çekiyoruz. Restoran sahnelerinde gerçek bir restoranda çekiyoruz, otelin restoranında. O gün ben görüntü yönetmen Mami ile oturuyoruz ve yemek yiyoruz, öğlen yemeği yiyoruz. Herkes bir yerde, biz de o restoranın içinde bir masalardan oturduk ve yemek yiyoruz ama ya doyamadık diyoruz yani böyle bir bugün başka bir şey yemek istiyorum falan dedim. Sonra dedik hadi bakalım restoranda neler yapıyorlar. Çünkü Müge bizim sanatta çalışan çok güzel yemek yapıyor. Ve hep böyle mutfakta bir şeyler yapıyor. Dedim ki Müge ne yaptı bugün acaba bakalım. Gittik mutfağa. O kadar mutlu ve heyecanlı gittik ki hızlı kapıyı bir açtım. Herkes, eşim, bizim kaldığımız otelin sahibi, herkes, bütün ekibi mutfakta pasta, çiçeklerle yemek için hazırlanıyorlardı kendileri ve ben ilk açtığımda herkes böyle kaldı. Bana bakıyorlar ama çıt çıkmıyor yani. Öyle bir sessizlik ki benim tarafımdan sessiz, onların tarafından sessiz, sadece bakışıyoruz. Dedim ki neyse ben hiçbir şey görmedim. Çıktım geriye. Sonra eşim dedi ki Jessica ben dışarıda soğukta 1 saat bekledim sen anlama diye sürprizi. Sonra bir geldin sürprizi mahvettin. Orası işte bir böyle günlerce konuştuk sürprizi mahvettik diye. Bir de bu da çok böyle sonradan anladım. Ürgüp'te ATV her yerde yazıyor. ATV. Ben de dedim ki ATV ne kadar güçlü. Dedim her yerde ATV yazıyor yani burada bir şeyler, bir işler yapıyorlar falan dedim. Sonra bana dediler ki işte yalnızca ATV, burada kullandığımız arabalar, işte o küçük motorlar yani onlar ATV diyoruz. Ben de işte birkaç ay sonra bunu anladım ama aklımda oraya gittiğimde hep ATV'nin kanalının kendisi orada olduğunu zannediyordum. Şöyle ben manken olarak başladım ve Türkiye'ye geldiğimde mankendim. Sonra çok televizyon reklamı çekmeye başladım. Peş peşe sürekli reklamlar çekmeye başladım ve yönetmenler bana şey diyorlardı. Senin beyaz perdede çok yakışacağını düşünüyoruz, ekranda çok yakışacaksın. Yabancı yönetmenlerle çok çalıştım, onlar da aynı şeyi söylüyorlardı bana. Aklıma da oturmaya başladı. Dedim ki yani, acaba gerçekten herkes söylüyorsa demek ki belki denemeliyim. Buradan çıkmadım dedim ki gerçekten menajerimle oturup konuştum. Dedim ki artık ben mankenlik değil oyunculuk denemek istiyorum. Dedik, konuştuk ve ben Brezilya'ya gittim tatil için. Sonra ben Brezilya'dayken dizi geldi, ilk dizim geldi ve evet kısmet oldu dedim. Tam istedim ve proje geldi ve orada başladım. İlk başından beri kariyerim şöyle yönetiyoruz. Menajerimle oturuyorum, eşimle oturuyorum. Bizim PR'le çalıştığımız arkadaşlarımızla oturup ve o kadar dikkatli düşünüyoruz ki her adım, her bana gelen teklifi, projeler, etkinlikler, her şey o kadar dikkatli bir şekilde inceliyoruz ve düşünüyoruz ki bir karar vermeden önce anlayarak, düşünerek yaptığımız için hiçbir şey değiştirmezdim. Çünkü çok güzel bir şekilde bence yol açtık ve yürüyoruz ve hep beraber çok güzel güvendiğim insanlar olduğum için etrafımda onların fikirlerine çok güveniyorum. O yüzden bence güzel bir yol çiziyoruz. Ya benim hayalim biraz zor galiba ama en büyük hayalim sokakta terk edilmiş ve sahiplenilmemiş hayvanlar görmemek. Yani görmek istemiyorum artık. Gerçekten bu kadar sokakta acı çeken hayvanları. Keşke böyle hepsini böyle alabilsem, bir yere götürebilsem. En büyük hayalim bu ama biraz zor. ATV YouTube kanalının sorularını sizlere için cevapladım. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa videonun altında yorum yazabilirsiniz. Öpüyorum. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.